الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى، والفتنة أشد من القتل. صدق الله العظيم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, yine günümüz ve gündemimiz oldukça yığın yığın meselelerle, yeni kelimeyle İslami manada aktivite dedikleri güncel, günlük gündemi belirleyen konularla çok süratli bir şekilde çoğu zaman Müslümanları tehdit edecek şekilde, kimi zaman Müslümanlara umut verecek, cesaret verecek şekilde zamanın olayları hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Hatta diyebiliriz ki yeryüzünde şu anda cereyan eden 100 maddelik olayın 99'u dolaylı veya dolaysız mutlaka İslam'ı ve İslam'a mensup olan Müslümanları alakadar ediyor. Dünyanın neresinde bir vukuat, bir hadise, bir toplantı, bir zirve, bir karar, bir açıklama ve buna benzer beşeri faaliyetler varsa bunların %99'u mutlaka Müslümanları alakadar ediyor. Çok yoğun gündemimiz var. Çok meselelerimiz var. Bunları bir Müslüman olarak, mümin insanlar olarak tabii ki düşünmemiz, zihnimizde, çevremizde bunları fark etmemiz, hissetmemiz, aramızda Müslümanlar olarak bu konuları müzakere etmemiz icap ediyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bunca sıkıntılara, bunca sancılara, bunca problemlere rağmen dini İslam'ı dünyanın dört bir tarafında, Asya'sında, Amerika'sında, Avrupa'sında, Afrika'sında, bilumum dünya coğrafyasında İslam'ı şu anda konuşulur, tartışılır ve üzerinde çeşit çeşit yorumlar yapılır hale gelmesine müsaade etti. Bu Kur'an'ın zaferidir, İslam'ın zaferidir. Allah'ın inayetiyle 2000 yılına ulaştığımız zaman dünyanın tek konuştuğu mesele İslam'ın kendisi olacaktır. Bütün olaylar bunu gösteriyor, bütün eylemler bunu gösteriyor, bütün telaşlar bunu gösteriyor, bütün panikler bunu gösteriyor. Allah-u Teala ehli İslam'ı bütün vecheleriyle ve cepheleriyle İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesinde Rabbim Müslümanları muvaffak eylesin.
Gündem bilhassa bu günlerde terör var. Ama dikkat ederseniz ille de ısrarla başta İsrail'in zoruyla, zorlamasıyla, telkiniyle terör kelimesinin başına mutlaka İslam kelimesini koyma gayretini devam ettiriyorlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Terör kelimesi şimdiye kadar terör kelimesinin başına herhangi bir kelime koymamışlardı. Bilhassa Yahudilerin, İsrail'in gayretiyle şimdi terör kelimesinin başında bir kelime var. Nedir? İslami terör. Haşa. İslami kelimesini getirip haşa akla hayale sığmayacak, kitaba uymayacak şekilde terör kelimesinin başına İslami kelimesini koydular. Koydular. Bilerek veya bilmeyerek bir Müslüman bu kelimeyi kullanamaz. Bilerek de kullanmaması lazım, bilmeyerek de kullanmaması lazım. İslami kelimesinin, İslam kelimesinin başına, terör kelimesinin başına İslam'ı koymaya hiç kimsenin hakkı ve selahiyeti yok. Bana öyle geliyor ki bu tamamen İslam'dan haberi olmayan, İslam'ın mahiyetini, İslam'ın kaynaklarını, İslam'ın tarihini, İslam'ın medeniyetini bilmeyen insanları kandırmak ve İslam'ın yeryüzünde önü alınmaz şekilde ilerlemesini, yayılmasını, duyulmasını, çoğalmasını engellemek için bilhassa İsrail tarafından öne sürülmüş bir engel kelimedir. İslami terör olamaz. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmek şöyle kalsın, tasavvur dahi edemez. Ağzına alamaz, kullanamaz, kabul edemez. İslam terörü kabul etmez. Mümkün değil. Efendim terör yapanların, bazı teröristlerin, terör eylemlerine katılanların Müslüman olduğu görülmektedir. Yakalıyorsunuz bir teröristi, Müslüman olduğunu söylüyor. Bir Müslümanın terör içinde, terörün, terör eyleminde bulunan bir Müslümanın bu davranışı, terörü yapanın Müslüman olması, İslam'ın terörü kabul ettiğini gösterir mi, göstermez mi? Göstermez. Yani İslam terörü benimsiyor, kabul ediyor, ha İslam terörü teşvik ediyor demeye sebep olamaz. Niye? Hırsızlık eden bir adamı yakalıyorsunuz, aa bakıyorsunuz Müslüman. E canım Müslüman hırsızlık eder mi? Edebilir, beşerdir, yanılır, şaşırır, heveslenir, arzu eder, nefsi çeker, canı çeker, zarurete düşer, mecburiyete düşer, zorlanır, bin bir sebep var. Bir Müslüman hırsızlık yaptı diye İslam hırsızlığı teşvik ediyor diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Diyemeyiz. Hırsızlık yapan Müslüman diye İslam hırsızlığı kabul eder mi? Müslümanlardan birisi terör yaptı diye İslam terör olur mu? İslami terör olur mu? İslam'a terör bulaştırılır mı? İslam'la terör yan yana gelir mi? Bu konuları iyi düşünmek lazım. Bir kimse Müslüman olduğu halde, Müslümanlığı kabul ettiği halde İslam'ı terörle yan yana koyarsa, terör ne demek? Bilmeyen kalmadı. Terör bir toplumun içinde can emniyetini, mal emniyetini, toplumun huzurunu, barışını, birliğini tehdit altında bulunduran, parçalayan, bombalayan, kıran, döken, haklı demeyen,